Selam, tekrardan hoş geldiniz. Ben Yamo. Son günlerde çok sık video atıyorum. Bunun da sebebini zaten sizinle paylaşmıştım. Annemin ameliyatı vesaire falan. Yani her girişte bunu söylemek istemiyorum ama ilerleyen vakitlerde böyle çok fazla video atmaya vakit bulamayacağımı düşündüğümden dolayı son günlerde sizi birazcık sık boğaz ediyorum. Kusura bakmayın. Son 2 haftada yapmış olduğum kitap alışverişini sizlere göstermek istiyorum. Hangi kitapları okuyorum ya da kulüple vesaire hangi kitapları seçiyoruz. Bunlardan birazcık size bahsetmek istiyorum. Kulübümde normalde biz 80'e yaklaşmıştık ama son görülmesi son 1 ay 2 ay olan insanları mecburen çıkarmak zorunda kaldım. Çünkü böyle fazla değildi, hani nasıl desem, giriş yapmadıkları için böyle aslında bir kalabalıklık vardı. Hani böyle aktif olanlarla beraber aslında yola devam etmek istiyorum. Çünkü herkes bir hevesle giriyor ve okumuyor. Yani bu kitap okuma mevzusu hakkında da böyle aslında uzun uzun diye bir video çekmek gerekiyor. Böyle bir dediğim gibi hevesle giriyorlar ama sonrasında böyle kitabı bile hani satın almadan, böyle hiçbir şey yapmadan duruyorlar. Bahane hazır. Sınav haftası, işte ne bileyim, sınav zamanı. Yani gerçekten kitap okumayı seven, bu işe değer veren ve nasıl desem, kitaplara ilgisi olan insanlar ne yapıp ne edip gününün 15-20 dakikasını da olsa kitap okumaya ayırır. Yani ben mesela atıyorum uyandığımda bir 15-20 sayfa okuyorum. Sonrasında akşam yemek yedikten sonra bir bitki çayı alıp tekrar oturup kitap okuyorum. Hani herkesin hayatı yoğun. Kimisi işinden çıkıyor, işte şey, metroda, otobüste, dolmuşta vesaire kitabını okuyor. Hiç olmazsa belki de telefonuna indirip okuyor. Durumu iyi olanların mesela böyle iyi e-kitap okuyucuları vesaire oluyor derken, hani insanlar aslında vakit bulabilir, yaratabilir. Yani daha önceki videomda da dedim, yani uzun lavaboya gireceğiniz zaman, uzun tuvalete gireceğiniz zaman bile yanınıza aslında kitap alabilirsiniz. Hatta gördüğümde böyle birazcık şaşırmıştım. Normalde ben kitaplığından alır kitabımı giderim ama bazı insanların tuvaletinde küçük bir raf oluyor ve orada böyle hani çok ağır olmayan böyle normal roman tarzı ya da böyle bilimsel şeyler anlatan kitapların olduğunu gördüm. Güzel fikir. İleride kendi evim olursa neden böyle bir şey yapmayayım? Yani orada direkt bir kitaplığın olması. Hani nemli bir ortam ama yani bilmiyorum, bir şekilde yapılabilir bence ya da dergiyi de konulabilir. Öyle yani vakit, ya benim üniversite 1'e başladığım zaman hocam şöyle bir şey demişti. Üniversite boyunca okuyabildiğiniz kadar kitap okuyun. Çünkü hayata atıldığınızda böyle hani çok derin ve çok uzun okumalara zamanımızın olmayacağını söylemişti. Hani dediğim gibi böyle anca sağda solda okuma yapabilirim. Hani böyle oturup da direkt bir kitaba odaklanıp okuyamam diye mesela bu şekilde bir öneride bulunmuştu hocam. Yani üniversitede sınav haftasında bile kitap okurdum. Yani yatmadan telefonu elime alıp rolling yapacağıma böyle ya da YouTube'da bir video izleyeceğime, yani sizi çok yormayacak, ağır olmayacak kitapları, yani çocuk kitabı bile alıp okuyabilirsiniz, masal kitabı. Hani 15-20 dakika kitap okuyup hatta daha da kolaylaştırıyor vesaire. Ya yani çünkü yatakta ben normalde hani atıyorum Notre Dame'ın kamburunu alıp da böyle uyumak için hazırlandığım ortamda o kitabı okumam mesela. Yani her kitap yatakta okunmayı hak etmiyor aslında. Öyle yani, okumak isteyen, gerçekten seven bir şekilde vakit yaratır. Bir şekilde yani. Bu yüzden hani kitap okuma grubunda ben böyle şeyler dediğinde bazen bana böyle kızdıklarını ya da işte sitem ettiklerini hissediyorum. Ama dediğim gibi yani okumak isteyen bir şekilde yolunu bulur arkadaşlar diyerekten aldığım kitapları göstermek istiyorum. Totalde 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane kitap almışım. Ben Alıntılarla Yaşıyorum kanalının kitap okuma grubuna üyeyim.
Gruba giriş için kendisine yazabilirsiniz Oğuz'un. Instagram'dan, Twitter'dan ya da YouTube'dan da yazabilirsiniz. Kendisinin o bilgi donanımına çok fazla güvendiğim ve her toplantıdan elim boş dönmeyerek, dolu dolu dönerek işte farklı fikirleri algılayarak hani kitabı hiç anlamadığım ve görmediğim yönüyle o toplantıda onu yani zihnimi açarak gayet böyle beni çok donanımlı bir hale getiriyor gerçekten. Yani beynim aydınlanıyor, zihnim açılıyor o toplantılarda. Çünkü benim kendi grubumun aksine orada çok yaşı büyük insanlar da var. Yani bir insanın yaşıyla okuduğu kitabın ne alakası var diye olabilirsiniz. Ama bir insanın yaşı ne kadar büyükse yaşanmışlığı da o kadar fazla oluyor ve olaylara bakış açısı da o kadar farklı oluyor. O yüzden genellikle onunla olduğumuz kitap kulübünde seçilen kitaplar var. Ben şimdi size onu gösterdim. Oğuz normalde şey yapıyor. İşte atıyorum psikoloji ayı, sanat ayı, İran edebiyatı ayı, işte kadın yazar ayı gibi böyle kendisi şey yapıyor ve her ay bize iki tane kitap okuyabileceğimiz bir anket açıyor ve orada en çok seçilen kitaplardan oluşmuş bir ikiliyi okuyoruz biz. Mesela bu ay Tezer Özlü'nün kitaplarından okuduk. Çok şanslıyım ki hepsi bende var ve benim en sevdiğim yazar. Yani bu hafta sonu olan toplantıda muhtemelen Oğuz'la bayağı hani böyle tartışırız diye düşünüyorum. İnce olduğu için kendisi 3 tane kitabını şey yaptı. Yani Yaşamın Ucuna Yolculuk, Eski Bahçe, Eski Sevgi ve Çocukluğun Soğuk Geceleri isimli kitapları tartışacağız mesela bu hafta sonu. Bu hafta sonu yine benim kulübümde seçilen İnsan Anlam Arayışı kitabını tartışacağız. Yani benim yaş skalam çok yüksek olmadığı için bu kitap aslında ilk kısmı yani bu kitabın bir yarısı otobiyografi, bir yarısı da bir psikolojik terim olan logoterapiyi anlatıyor. Yani yazarın kendi yine kendisi psikiyatrist, toplama kampında bulunmak zorunda olmuş bir insan. Yani oraya düşmüş vesaire demek istemiyorum. O yüzden bu kitabı aslında neye göre gruptaki arkadaşlarımın seçtiğini bilmiyorum. Halbuki hani ağır kitap okumak istemediklerini söylüyorlar. Bu kitap hem girişi olsun hem devamı olsun çok ağır. Yani o adamın yerinde olsaydı muhtemelen ben çoktan ölmüştüm diye de düşünüyorum. Kendisi de zaten Logos'tan geliyor. Hani anlam. Anlam terapisi olarak kendisi bir şey buluyor. Terapi şekli. Kendisi de zaten kitabın diğer yarısında bundan bahsediyor. Ama ilk yarısında da o toplama kampında geçirdiği zamanları anlatıyor. Gerçekten okurken ağzınız açık kalıyor. O kadar zor, o kadar kötü bir hayat ki ve bu hayattan da sağ çıkabilmesi gerçekten olaylara bakış açısı vesaire. Belki de psikolog olmasının yani psikiyatrist olmasının da bunda bir etkisi vardır ama gerçekten dediğim gibi ben sağ çıkamazdım. Yani bu 50 TL raf fiyatı internette daha uygundur. Ve şanslıyım ki diğer ay yani bu ay Nisan ayında kulüpte psikoloji ayı olarak geçiyor. Engin Gençtan'ın İnsan Olmak kitabı bir de bu İnsan Anlam Arayışı kitabı okunacak. Bunu da ben okumuş oldum doğal olarak. Sonrasında Sanat Ayı için Sanat 101 isimli kitabı seçmişler. Ben o oylamaya katılamadım diye hatırlıyorum. Ben zaten bu kitabı önermiştim. Psikoloji için bu kitap da seçilmiş oldu zaten. Sanat 101'i aldık. Yani burada zaten bu dediğim gibi say yayınlarının daha önceki videolarında işte Sanat 101, Felsefe 101, Biyoloji 101, Tarih 101, İşte psikoloji 101 tarzında tüm insanları hani bu bölümü okumayan yani çünkü bunlar aslında bir üniversitede bölüm
Hani ilgisi olan insanlara en azından bir giriş niteliğinde bazı temel kavramları bilmeleri için oluşturdukları bir seri bu zaten. O yüzden de bizim için sanat için de girişi daha iyi anlayabilmemiz için iyi bir kitap olacağını düşünüyorum bunun. Yani böyle içinde zaten aslında bir bakıma da böyle ders kitabı gibi kavramları size açıklıyor. Ardından da yine sanat için olan ikinci kitap John Berger'in Görme Biçimleri kitabı. Bu da son zamanlarda popülerleşmiş bir kitap. Yani bazı kitaplar vardır böyle işte gerekli değeri görmez ama böyle kitap bloggerları vesaire paylaştıktan sonra böyle bir ilgi artar, yoğunlaşır falan. Hepsiyle alakalı düşüncelerimi gönderi olarak olması da bazen hikayelerimde ben paylaşıyorum çapraz okur hesabımda. Onu da dilerseniz açıklamalar kısmında gelip beni bulabilirsiniz. Diğer şeyde İran Edebiyatı. Çok bilinen ve çok sevilen bir kitap. Sadık Hidayet'in Kör Baykuş isimli kitabı. Bunu ben duydum ama alıp okumak istemediğim bir kitaptı. Hani çünkü her okurun aslında böyle şey her ya okur bir insan her kitabı aslında okumaz. Seçici olur. Yani hiçbir şey bilmeyen ya da işte okumakla alakalı çok fazla fikri olmayan insanlar aslında işte kitap olsun da okuyayım falan deyip böyle eline alır. Ama böyle gerçek anlamda bir okur çok seçici davranır. Bu yüzden hani böyle ya da kendisinin sevdiği bir tür vardır. Oradan devam etmeyi ister. Aslında ben son zamanlarda zaten bunu kırmayı istiyorum. Hani orada bakıp da böyle elime alıp rafa geri bıraktığım türde bir kitaptı çünkü bu. Ama sonrasında araştırdım gerçekten bir başyapıt olarak değerlendiriliyor bu kitap. O yüzden de bunu merakla bekliyorum okumayı. Diğerinde çocuk kitabı olarak geçiyor ama aslında her yaştan insan okuyup farklı sonuç elde edebileceği bir kitap olduğunu düşündüm. Küçük Karabalığı seçmişler. Ardından da kitaplığımda da hep bulunmasını istediğim ve zamanda okuyup unuttuğum bir kitap olan Küçük Prens isimli kitabı aldım. Yine Tomlis Uyar'ın çevirisi olan Küçük Prens'i almadım. Bu bana daha güzel geldi. Yani herkes her çeviriyi beğenmek zorunda değil. Bir de bu kitabın sayfaları vesaire dergi sayfası gibi daha kalın, daha şey güzel saklanabilir. O yüzden bunu almayı tercih ettim. Rafların arasında gezerken bu kitabı yine popülerleşti son günlerde. Bloggerlarda vesaire de görüyordum. Ve almak istedim saç örgüsü kitabı. 3 tane kadın, 3 tane farklı ülkede ve 3 tane farklı hayat. Yani hatta 3 farklı ülkede değil yani kıta direkt arkasında da yazıyor zaten. İtalya, Kanada ve Hindistan. 3 tane de farklı hayat, işte zenginlikleri farklı, aile hayatları farklı, işte içinde bulundukları siyasi şey, olgu farklı. O kadar farklı ki buna işte başladım, buna devam ediyorum. Ama şimdiden de önerdiğim bir kitap. Sonrasında ben kendi kitap kulübümde Nisan ayını çocuk edebiyatından okumak istedim. Ve normalde mesela Oğuz bize sunuyor hangi şeyi okuyalım diye. İşte hangi türü okumak istersiniz diye. Yine onun oylamasını orada biz seçiyoruz. Ama ben kendi kitap kulübünde zaten aktif olan çok fazla insan olmadığı için herkes tek bir şeyi okumak istiyor. Mesela Mart ayında dediğim gibi psikolojiyi seçtim. Sonra çocuk edebiyatı. Mesela gelecek ayda da kitabın kahramanının kadın olduğu bir kitap, bir sürü kitap buldum. Onları önerdim. Mesela hepimiz yine farklı bir taneye basıyoruz. Mesela 3 kişi bir taneyi seçiyorsa biz o 3 kişinin seçtiğini okuyoruz aslında. Hani o yüzden türleri vesaire kitapları ben kendim belirliyorum. Ha, sayımız artarsa yine mesela Oğuz'un yaptığı gibi ben de türleri de oylamaya sunarım. Ama şu anda öyle bir şey yapamıyorum maalesef. Roald Dahl diye mi okunuyor bilmiyorum. Ama şey Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nın yazarı kendisi. Onun Matilda isimli bir kitabını
seçtik büyük bir çoğunluk olarak. Bu kitabın arkasındaki yazıya ben çok tav olmuştum. O yüzden bunu oylamaya sundum. Hatta iki tane kitabı orada çok beğenmiştim. Bir tanesi Alev Saçlı Çocuk. Onu da ben alıp okuyacağım. Diğeri de Matilda'ydı ve şey demiştim. Yani umarım bu ikisinden biri seçilir. Küçük Prens'i oraya koydum. Ve tahmin de ettiğim gibi herkes Küçük Prens'i seçiyor. Hani çünkü zaten aslında dünyada en çok okunmuş kitap Küçük Prens bu arada. Onun da seçileceğini biliyordum ama kendim oy vermemiştim. Kendim Matilda'ya oy verince dengeler değişti ve Matilda'yı seçtik. Arkasında da işte kitap okumayı deli gibi seven çok zeki bir kız. Anne babası onun işe yaramaz bir baş belası olduğunu düşünmekte. Oysa kendileri yalnızca televizyon izlemek ve insanları aldatarak para kazanmakla ilgilenen insanlar. Derken Matilda annesi de babasına güzel bir ders vermeye karar verir diye. Aslında kalın da bir kitap. Hani zaten içi aslında şey yazı puntosu da öyle çok çocuk şeysi gibi değil aslında. Sadece fotoğraflar var. Zaten en kötü 9 yaş üzeri bir çocuk okuyabilir diye de arkasına Can Yayınları zaten yaş skalası şeyini koyuyor. Biz de bu kitabı seçmiş olduk. Ben cinayet kitapları okumayı çok aslında son zamanlarda istiyorum. Çünkü normalde hiç sevdiğim bir tür değil. Yani bu şey cinayettir işte Sherlock Holmes tarzı sadece mesela filmini sevdiğim bir şey. Dizisi de güzeldi. Ama dedim ki şans vermeliyim bence bu türede. Çünkü belki çok seveceğim. Yani böyle filmlerini vesaire izlemeyi sevmiyorum de kitaplarını da okumayı sevmem diye bir kural olmadığı için Agatha Christie'nin kitaplarını okumak istiyorum. İlk etapta belki daha farklı kitaplara da yönelebilirim. Ama Veper'de indi kitabını. Hatta bugün geldi. Bunu aldım. Bununla bir başlamak istiyorum. Yani tüm kitapların konusuna baktım. Birazcık bu ilgimi çekti. O yüzden bunu aldım. Çünkü o kadar fazla kitabı var ki Agatha Christie'nin. Şunlar. Çok fazla kitabı var. Mesela her, yani popüler olanın aksine böyle daha az bilinen kitaplarını okumayı şu anda tercih ediyorum. Çünkü işte 10 Küçük Zenci, Doğu Ekspresi'nde cinayet tarzı böyle kitapları var. Ama dediğim gibi ben daha az bilinen kitaplarını aslında okumak istiyorum. Bu kitabı seversem bir tane daha alırım. Onu da seversem bir tane daha alırım. Ve böyle de çok da seversem de tüm serisinin tüm kitaplarını almak isterim zaten. Böyle bunlar da benim bu 2 hafta içinde aldığım, okumaya da başladığım kitaplar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.